Merhaba sevgili takipçilerimiz, e, bu videoda e, birkaç e, takipçimizin ricasını yerine getirmek için karşınızdayız. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz e, bir konuşmasında, bir e, e, açılış konuşmasında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç söz söylemişti. Bir öğrencimiz, beşinci sınıf, bir tane de dördüncü sınıf öğrencimiz bu kavramların ne anlama geldiğini ya bize bir video ile açıklar mısınız dedi. Ben de onları kırmak istemedim. Onlar için bu videoyu çekiyorum karşınızdayım. Peki ne demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu'na siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi. Bay Kemal bundan sonra devletin kurumlarına rastgele gidemeyeceksin diyerek hedef aldı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibiliyeti bozuk gibi kavramlar kullanmıştı. Peki nedir siyasi eşkıya? Kalibre bozukluğu, cins, cibiliyeti bozukluğu ne demektir? Siyasi eşkıyalık şudur. Eşkıyalığın tanımını yapalım. Dağda, kırda, yolda yol kesen hırsızlar ya da haydutlara eşkıya denir. Peki siyasi eşkıyalığa geldiğimiz zaman o halde siyasi eşkıyalık dağda olmadığına göre şehirde, evet şehirde, kentlerde yol kesen, siyasi hırsızlık yapan, e, siya geliştirilmiş olan siyasetleri kendisine mal eden, başkalarının siyasetleri sanki kendi siyasetleriymiş gibi kullanan e, kişilere de siyasi eşkıya denir. Ya da e, işte isyan tarzı, kalkışma tarzı şeyler yapan kişilere de siyasi eşkiya denir. Peki kalibre nedir? Kalibresi bozuk ne demektir? Kalibre biliyorsunuz silahlarda, ateşli silahlarda mermilerdeki çap ve ölçüdür kalibre. Yani ne demek istiyor Kılıçdaroğlu'na? çapının ya da ölçüsünün bozuk olduğunu, çap ve ölçüsünün yerinde olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Cins, cins ise aslında bir küfür ya da bir aşağılama değil ama halk içinde cins dendiği zaman bir aşağılama kelimesi olarak algılanır. Cins nedir? Bir çeşittir, bir varlığın çeşidi ya da bir varlığın üst e, türüdür türdür ya da üstüdür. Mesela cinsin altında türler sıralanır. Cins daha üst bir, daha kapsayıcı bir kavram iken tür daha özel bir kavramdır. Mesela insan bir cins iken kadın ve erkek insanın türleridir. Böyle tanımlayabiliriz. Peki cibiliyeti bozuk ne demek? İşte bu aslında en kötü kavramdır burada cibiliyeti bozuk. Yaradılıştan kötü, sütü bozuk yani ailesine de burada dil uzatılıyor. Ailesinin de kötü bir soydan geldiğini ifade eden bir kavramdır. Soysuz kimse. Yani soyu belli olmayan kimse anlamına gelir. Cibiliyeti bozuk buradaki en kötü kavram aslında cibiliyeti bozuktur. Evet bu arkadaşlarımız bu kavramları e merak etmişler biz de bu kavramları sizlerle paylaşalım dedik Bu anlamlara geliyor Tabii ki siz bu kavramları birbirinize söylemezseniz daha hoş olacaktır. Hoşça kalın istek ve yorumlarınızı bekliyoruz.